Herkese tekrardan selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Dönem içindeki sınavlarınıza hazırlık olması adına soru çözümleri yapacağız. Soru çözümleriyle birlikte aslında bir genel tekrar yapmış olacağız. Sorularımız dinamik konusunun sonuna kadar olan konuları içerecek. Ve arkadaşlar seçtiğim sorular gerçekten güncel hayattan ve kapsayıcı sorular arkadaşlar. Neredeyse konunun tamamını kapsayıcı şekilde bilinçli olarak sorular seçmeye çalıştım. Bu bağlamda videomuz biraz uzun sürecek ama sizlere kesinlikle fayda sağlayacağını düşünüyorum. Sizlerin yararına olacağını düşünüyorum. O yüzden hemen vakit kaybetmeden başlayalım arkadaşlar. Hemen ilk sorumuzla karşınız. Diyor ki bir otomobil fi ya da işte burada beta eşittir 1,21 metre böl saniye küplük sabit olmak üzere at eşittir beta çarpı t ile değişken ivmeli hareketi yapmaktadır. Bakın şimdiye kadar sabit ivmelerle uğraştık, bir de değişken ivmeli çözmek istedim arkadaşlar. Diyor ki otomobilin 1,05. anındaki hızı 5,25 olduğuna göre 2,15. saniyedeki hızı ne olur demiş arkadaşlar. Şimdi öncelikle bakın ivmemizi bir yazalım. Neymiş arkadaşlar ivmemiz? Bakın AT olarak bakın değişken bir ivme var burada. Ve arkadaşlar işte beta çarpı T olmak üzere. Buradaki betamız da sabit bir sayı arkadaşlar. 1,21 olarak vermiş çarpı T. Aslında bizim ivmemiz şurada görüldüğü üzere 1,21 çarpı T olacak şekilde değişken bir ivme var arkadaşlar. Şimdi biz buradaki hızları bulmak için bakın ne yapabiliriz düşünelim bir. Öncelikle bakın şunu yapamayız. Bakın V son eşittir. V sıfır artı AT işte gibi formüller vardı. İşte de V son kare eşittir. İşte V sıfır kare artı 2 çarpı A çarpı delta x gibi bakın bu şekilde formüllerimiz var arkadaşlar. Ama biz bu formülleri burada kullanamayız arkadaşlar. Neden? Çünkü bunlar arkadaşlar sabit ivme için geçerli formüller. Bakın sabit ivmeli formüller. Ben bunları kullanamam. Peki hocam ne yapacağım? Bakın bunu yapmak için biz temele ineceğiz arkadaşlar. Temelde de şunu biliyoruz biz. A dediğimiz ivme. Bakın ivme ne arkadaşlar? Eşittir. Bakın özünde d V bölü dt şeklinde ifade etmiştik. Ya da bunu daha da açıklamak gerekirse işte V son eksi V ilk bölü işte T son eksi T ilk şeklinde aslında ifade edebiliriz. Yani aslında buradaki zamanla hız değişimi bize ivmeyi veriyor. Şuradaki formüle daha odaklan, değil mi? O zaman işte burada bakın ben V'yi ve A'yı biliyorum. Buradan V'den bazı durumları biliyorum. O zaman buradan içler dışlar çarpımı yaparsam bakın aslında arkadaşlar dV dediğim nicelik eşittir. İşte A çarpı DT haline dönüyor arkadaşlar. Buradan işte bakın şu durumdayken değişken ivme olduğu için buradan işlemi yapacağız. Yani bu işlemden devam edeceğiz. Ve ben burada ivmeyi bakın şu biliyorum. O zaman bakın şöyle olacak. DV eşittir. Bakın yazalım. 1,21 çarpı T. Burası ivme arkadaşlar. Çarpı DT şeklinde bir formül elde ettim. Bakın burası A'mız bizim. Şimdi buradan sonra ben ne yapmam lazım? İşte denklemi çözebilmek için buradaki türevli yani DT'li durumlardan kurtulmam lazım. Nedir bunun mantığı? Her tarafı integral almaktır arkadaşlar. Bakın şu şekilde her tarafı integral alıyorum. Ve aldığım bu integral herhangi bir T ilk haline ya da herhangi bir T anından herhangi bir T son hali arasında olacak. Tabi burası da aynı şekilde herhangi bir T i ile herhangi bir T son arasında olacak. Peki buradan devam edersek arkadaşlar bakın şöyle olacak o zaman. Bizim bakın integralimiz bize verilen ilk sürene bakın bu süreyi biliyorum bakın T1 dediğim süre o zaman 1,05 ve V1 de o zaman arkadaşlar bakın 5,25 değil mi? Peki T2 dediğim sürene arkadaşlar bakın 2,15 bana zaten V2'yi soruyor. Bakın bunu soruyor. O zaman ben burada integralim bakın T1 kısmına T1 kısmına 1,05 yazabilirim süre olarak. T2 kısmına da bakın 2,15 yazabilirim. Bu durumda ne olur arkadaşlar? Bakın burası da V işte dv diyelim şimdilik, tamam mıdır? Eşit olacak. Yine aynı şekilde bakın arkadaşlar. Süre kısmına buraya 1,05 yazarım. Buraya da 2,15 yazarım arkadaşlar. Tabi içerisinde 1,21 çarpı t çarpı dt şeklinde. Şimdi integral dışına çıkardığımızda bakın bununla bu birbirini götürür. Ve buradan bakın v'miz şu şekilde olur ve belirli integral olduğu için bir 1,05 haline gelir bir de 2,15 haline gelir arkadaşlar. Peki eşittir. Burası nasıl çıkar? Bakın zaten buradaki 1,21 sabit bir sayı. 1,21 olarak dışarı çıktı. Peki bakın t var. Yani hem t'ye hem dt'ye bağlı bir durum var. O zaman bakın buradaki t kare bölü 2 üzeri şeklinde çıkar. Yani buradaki t'nin üzerine 1 artırıp altına bölü olarak 2 olarak yazdığımızda durar. Çıkar ve tabi burada da belirli integral olduğu için bir ben buraya 1,05 yazmam lazım. Bir de 2,15 yazmam lazım. Peki bunun açıklaması nedir arkadaşlar? Bakın onu da şuradan yazalım. Bakın bu şu demek. Bir buraya v'ye yani bakın v 2,15. saniye bakın eksi v
1,05. saniye demek bu arkadaşlar. Yani bu şekilde yazılır. Bu da eşitmiş arkadaşlar. Bakın şu hale. Şöyle yazalım. 1,21 bunlar sabit ve 2 de sabit olduğu için başa katsayarak yazalım. Çarpı bakın t karenin yanına t'ye. Buradan da bakın bir t yerine 2,15'in karesi alacağım. Bir de eksi diyorum bakın bu belli integrallerin durmuştur. Bir bunu yerine koy t yerine çıkart. Eksi bir de bunu yerine koy. Yani t yerinin karesine 1,05 yazacağım. Bu şekilde bitireceğim. Yapalım arkadaşlar. Bakın buradaki işlemleri artık çoğunu biliyoruz. Bir kere ben V2,15'i soruyorum. O zaman bir kere buraya V2,15 olduğu gibi kalacak arkadaşlar. Değil mi? Eksi. Peki V1,25'teki süredeki V'miz neymiş? Bakın bunu bize vermiş. V1 dediğimiz yani 1,15'teyken hızımız yani 1,05'ken 5,25 metre bir saniyemiş. O zaman ben buraya 5,25 yazdım arkadaşlar. Bakın bu şekilde olacak. Eşittir. Zaten burası 1,21 bölü 2 burası sabit sayı olduğu gibi kalabilir. Çarpı peki t yerine bakın 1,2,15 yazıp bunun karesini alacağım. Tamam mıdır arkadaşlar? Eksi bir de 1,05 yazıp bunun karesini alıp ikisini çıkarttığımda bakın çözümü bulacağım. Bakın buradan daha sonrasında tek bilmediğim şey buradaki v o da 1 nokta yani 2,15. saniyedeki hızı bilmiyorum ben. Onun dışındaki her şey burası artık tamamen 4 işlem arkadaşlar. O zaman buradan bakın v'nin işte hatta şöyle yazayım 2,15. saniyedeki hızı. Değil mi? Bu şekildeyken ki hızı eşit olur arkadaşlar. Yapalım hemen. Artı 5,25'ten cevabım 7,37 metre bölü saniyeymiş arkadaşlar. Bakın ve 2,15. saniyedeki süre bu şekildeymiş arkadaşlar. Tamam mıdır? Bu tarz sorularda hemen tekrar edelim. Eğer bize verilen şey değişken bir ivme, değişken bir hızsa tanımdan yani A eşittir dv bölü dt gibi ya da tanıma geçip bu tanımdan işte matematiksel olarak integral işlemlerini yapıp cevaba gitmem gerekiyor ve bu şekilde bulunuyor arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. O zaman hemen ikinci sorumuza geçelim arkadaşlar. Tamam mıdır? Bakın vektörlerle ilgili biz birçok soru çözdük ve neredeyse her çeşidini çözdüm ama şu şekilde böyle eksen üzerinde verildiğinde ki ile ilgili soru çözmemiştik. Bunu da burada kapatalım arkadaşlar. Bakın bu şekilde bize eksenler üzerinde veriliyorsa diyor ki verilenlere göre aşağıdaki dedim ama yandaki kuvvetli vektörlerin bileşkenlerini yani bileşiğini bulunuz. Nedir bileşkesi? Şimdi bu şekilde verilen bir vektörde bileşke bulmak için bakın adam bize zaten koordinat sistemine vermiş. Ne yapabilirim ben burada? Bakın hemen istiyorsanız aynı renkte olması adına. Buradan bakın şu şekilde buradaki 15 Newtonluk birimizin bir işte buna A vektörü dersek bir AX olur arkadaşlar. Bakın buradan işte şöyle şu yönde bir AY'si olur, değil mi? Bu bileşenleri bulacağım. Şimdi daha sonrasında bakın arkadaşlar. Buradaki bu 10 Newtonluk B vektörü olduğunu düşünün. Bakın bunu yine şu şekilde bir işte BX olacak. Yine aynı şekilde bakın bu şekilde bir BY'si olacak. Bunları bu şekilde bileşenden ayıracağım. Daha sonrasında bakın X'li olanları kendi arasında, Y'li olanları kendi arasında toplayıp çözüme gideceğim. O zaman istiyorsanız buradaki bakın her bir değerin cevabını bulalım arkadaşlar. Değil mi? Öncelikle AX'imiz. Bakın AX'imiz ne? A vektörü çarpı bakın komşu kenar olduğu için kosinüs. O zaman diyorum ki A çarpı kosinüs kaç derece vermiş? 40 derece. Tamam mı? Peki AY ne? Bakın yine bu da A çarpı sinüs 40. Neden? Çünkü bakın buradaki şu değer aslında şuradaki şu değere eşittir. Bakın şu şekilde. Bu da bakın açının karşısı olduğu için sinüste bulunuyor demiştik. Şimdi geldik buraya. Bakın buradaki durumda da BY dediğimiz değer bakın nasıl bulunur? Bakın B vektörünün direkt komşu bileşeni olduğu için bakın B çarpı işte kosinüs 20 dedim arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Buradaki açının verilmesi değiştirir. Şimdi aynı şekilde B'nin x bileşenini bulmak istiyorsam da arkadaşlar bakın ne yapar? Şuradaki şu değere eşittir değil mi burası? Yani karşısına bakın açının karşı kısmına geliyor. O zaman burası da eşittir diyelim. B çarpı sinüs 20 olarak bulunur. Çünkü karşı tarafa geliyor. Şimdi istiyorsanız bakın değerini de vermiş. O zaman buradaki her bir AX'i bulalım. Eşit olacak. Neye? A çarpı kosinüs 40'a. Yani bu da arkadaşlar 15 çarpı kosinüs 40 yapar. Cevabımız da arkadaşlar ne çıkar buradan hemen bulalım. 15 çarpı kosinüs 40'tan cevabımız 11,49. Ve arkadaşlar bakın istiyorsanız buraya yanına yazıyorum. Pozitif yönde 11,49. Şimdi bx'i bulacağım. Bx nedir peki? İşte b çarpı sinüs 20. Peki yapalım. B'miz 10 derece çarpı 10 Newton çarpı sinüs 20.
Eşittir ne çıkacak arkadaşlar? Bakın 10 çarpı sinüs 20 cevabına bakıyorum. 3.42 çıkıyor. Bakın 3.42 çıkıyor. Ancak bakın arkadaşlar buradaki bizim vektörümüzün yönü bakın ne yönde? Bu yönde. Yani ben bunu eksi 3.42 yazmam lazım yönden dolayı. Bakın bu şekilde buldum. Şimdi bir de istiyorsanız AY'yi bulalım hemen hızlıca. Bakın bu da A çarpı sinüs 40'tı arkadaşlar. Cevabımız da 15 çarpı sin 40'tan cevabımız 9.64. Ama nasıl? Pozitif yönde. Çünkü bakın yukarı yönde olacak bunun yönü. Şimdi aynı şeyi bakın BX olarak BY bileşeni olarak yaparsak B çarpı kosinüs 20'den arkadaşlar yani 10 çarpı kos 20'den cevabımız 9.39 çıkacak ama bakın 9.39 çıkıyor ancak bakın B'mizin yönü ters yönde yani eksi yönde olduğu için buraya eksi yazmak zorundayım. İstiyorsanız şuraya yanına da eksi yazalım. Şimdi daha sonrasında ne yapacağım arkadaşlar? İstiyorsanız bakın bunları şu şekilde x'leri x'lerle toplayacağım. Bakın şu daha doğrusu şöyle x'leri x'lerle toplayacağım burada. Bakın y'leri kendi arasında toplayacağım ve sonucumu yazacağım. Bakın topladığımı düşünelim biz bunları. Şöyle oluyor o zaman. En son şuraya şöyle çizelim. Bakın. X yönünde 11.49 pozitif yönde. Eksi bakın bu ters yönde. O zaman bununla bu birbirini ters olduğu için toplamı götürecek ve kalan bize cevabı verecek. Yani 11.49 eksi 3.49. Cevabımız 8 çıkıyor arkadaşlar. Gerçekten bakın. O zaman X yönünde bakın. X yönünde Rx diyeyim bakın. Bileşke 8 çıktı. Şimdi aynı şeyi Y içine yapayım ve buraya da Ry yazacağım arkadaşlar. Ry. Yani şuradaki şu ikisinin bileşkesi olarak Ry olarak yazıyorum. Buraya da Rx olarak yazıp 8 diyelim. Ry'de bakın 9.64 ile 9.39'u çıkartacağım. 9.64 eksi 9.46. Cevabımız 0.18 Newton çıkıyor ve pozitif yönde çıkıyor. O zaman arkadaşlar bakın şuradaki şu değerde şöyle yazalım 0.18'miş. Buradan bize bakın bu ikisinin birleştiği tam şu nokta. Aslında şuradan şöyle birleştirdiğimiz nokta işte bu bizim bileşke vektörümüzdür. Ve bu da şu şekilde buluşur. Rx'in karesi artı Ry'nin karesinin karekökü bize buradaki bu değeri verir. O zaman alalım karesi artı 8'in karesi. Karekök en sıfır dediğimizde 8.01 şeklinde çıkıyor. Zaten böyle bir şey çıkmaz. 8.01 Newton şeklinde çıkar. Bakın bu şekildedir arkadaşlar. Ben sadece bu tarz sorularla böyle çok uzun işlem gibi oldu. Biraz anlatım yavaşladı gibi oldu ama arkadaşlar. Hani bu tarzda olursa eğer bu tarz bir toplam çıkarsa karşınıza bileşke sorulursa. Her bir bileşkenin x ve y koordinat sistemine göre bileşenleri bulunur buradaki vektörlerimizin. Daha sonra bakın x'leri kendi arasında toplarım. Bileşen bulurum. Y'leri kendi arasında toplanır. Bir bileşenini bulur. Bakın bunlar da koordinat sisteminde bakın x'leri x'lerle y'leriyle y yapıp buradan işte bileşen bulma formülünden buradan vektöre geçmek olarak bu şekilde toplanarak cevap bulunur. 3 tane de verebilir. Bir tane de şuradan şöyle verebilirdi. Bir tane buradan böyle verebilirdi. Hiç fark etmez. İstiyorsa 10 tane versin. Hepsini bu şekilde x bileşenleriyle y bileşenlerini bulup vektör olarak toplayıp cevaba gideceğiz arkadaşlar. Olay budur. Geldik şimdi 3. sorumuza arkadaşlar. Hemen sorumuzu okuyalım ve yorumlamaya başlayalım. Diyor ki arkadaşlar bakın bir otomobil ile bir tren paralel yollarda aynı yönde sabit 25 hızıyla hareket ediyor. Bu sırada otomobil kırmızı ışık nedeniyle bakın eksi 2.5 m/s düzgün ivmeyle duruyor. Otomobil 45 saniye ışıkta bekliyor. Sonra 5 m/s kare düzgün ivmeyle hızlanarak tekrar 25 m/s hıza ulaşıyor. Trenin hızı 25 metre bölü sabit saniye sabit kaldığı varsayarsak otomobil 25 metre bölü saniye hıza ulaştığında trenin ne kadar gerisinde olur demiş arkadaşlar. Şimdi bakın benim hemen anladığım şu. Bu günlük hayatta çok karşımıza çıkabilecek normal bir soru. Yani iki trenle araba yan yana paralel olarak gidiyor. Yani X doğrultusu gibi düşünelim. Daha sonra araba ışık nedeniyle frene basıyor, duruyor. Daha sonrasında hızlanıyor. Ve bu sırada tren hiç durmuyor. Dümdüz ilk hızıyla hareket ediyor. Ve bundan dolayı bakın orada kırmızı ışıkta bekledi. Frene bastı işte hızlandı derken otomobil süre ve zaman kaybederek gerisinde kalıyor trenin. Ne kadar gerisindedir diyor. Soru bu aslında. Peki nasıl yapacağız? Bakın öncelikle o zaman size şöyle bir şekli çizmek adına şöyle ben bir biraz daha açıklayıcı olması adına bir, bakın burası tren yolumuz raylar. Bakın şurada şu şekilde trenimiz olduğunu düşünün. Ben şöyle kutu şeklinde çizeyim. Hani buradan vagonlar gidecek. Bakın şurada da şu şekilde şöyle arabamızın yolu olduğunu düşünelim. Bakın aracımız da burada. Şöyle.
Değil mi? Bakın aracı nasıl bir araç çizdim ama şöyle kutu gibi düşünün. Bakın, aracımız da burada arkadaşlar. Neyse. Bakın ne yapıyoruz? Şimdi şurada diyelim ki bakın şöyle şurada kırmızı ışıklar var. Değil mi? Kırmızı ışıklardan sonra duracak. Bakın en sonunda şöyle olacak. Bakın. Devam ettiğini düşünelim işte. Bu da yolumuz şöyle. Şeritlerimiz. Bakın en son arabamız şöyle şuraya bir yere gelecek değil mi arkadaşlar? Bu hareket sonunda. Şöyle bir yerde. Araba böyle burada bir yerde olacak. Peki trenimiz ne olacak burada bu hareket sonunda? Trende işte diyelim ki bakın arkadaşlar. İşte şöyle şurada bir yerde olduğunu varsayacağız. Tamam mıdır? Bakın şöyle. Daha şöyle çizelim. İşte böyle vagonlarla şurada bir yerde olacak. Yani ön ucunu buradan düşünelim. Yani bu şekilde. Şimdi bakın ne oldu? Burada işte bu frene basıp durumlar eksidiği için bakın araba maksimum buraya kadar gelebildi. Yani buradan şöyle diyelim. Bakın buradan şöyle bu kadar yer değiştirebildi aracımız. Ama trenimiz arkadaşlar bakın şuradayken yani ikisinin başlangıcı aynı nokta olarak alırsak bakın tren ta buradan buraya kadar gelebildi. O zaman ben buraya diyeceğim ki bakın delta x tren. Bakın bu da nedir? Delta x araba. Değil mi arkadaşlar? Peki bana sorduğu ne kadar gerisinde demek ne demek? Bakın tren burada, araba burada bizim arabamız. O zaman ne oluyor? İşte bana şuradaki şu aradaki farkı soruyor. Peki buradaki aradaki farkı ben nasıl bulurum arkadaşlar? Diyeceğim ki bakın bu araç için delta x trenin aldığı yoldan eğer ben delta x aracın aldığı yolu çıkarırsam neyi bulurum? İşte buradaki bu delta x ya da delta x fark yazayım arkadaşlar. Farkı bulurum. Tamam mı? Bakın mantık bu. Peki şimdi bunun için ne yapacağız? Hocam hemen bulalım. Bakın ben xt'yi bulmak istiyorum. Peki xt'yi bulurken yani x treni bulurken hangi formülü kullanıyorum? Diyor ki bakın sabit hızlı. Peki sabit hızlı formülün yer değiştirme formülü ne? Bakın x tren o zaman eşit olacak. Neye arkadaşlar? V tren çarpı t süreye. Değil mi? Peki hocam buradaki t süre kaç? Bakın işte oradaki t süreyi de ben buradaki hareketten inceleyeceğim. Öncelikle bakın nasıl bir hareket oluyor. Arabamız buradan normal bir hızla giderken bakın yavaşlayan sabit ivmeyle duruyor bir kere. Bakın buraya kadar bir t süre kaybediyor. T1 diyelim. Daha sonrası ne oluyor hocam? Araba burada işte şöyle istiyorsanız çizelim. Bakın şöyle şurada. Böyle. Ne yapıyor arkadaşlar? Bakın t2 süresi boyunca bekliyor. Çünkü kırmızı ışıkta bekliyor demiş. Daha sonra ne oluyor hocam? Bakın buradan sonra işte bakın hızlanma yani sabit ivmeli hızlanan hareketle hızlanıyor ve burada da bir süre geçiyor arkadaşlar. T3 diyelim. Peki ne zaman olay biter? Bakın araba tekrar 25 metre bir saniye hıza ulaşınca olay biter. Neden arkadaşlar? Bakın şöyle düşünün. Eğer sen 25 ile gidiyorsan senin önünde bir arkadaş da 25 ile gidiyorsa aranızdaki fark açılmaz. Aradaki farkı da kapatamazsın ve o fark sabit kalır. İşte o yüzden şu 25'e ulaşınca araba bakın burada 25'e ulaşınca fark sabit kalacak ve bitecek. Tamam mı hocam? O zaman ben olayı çözdüm. Peki o zaman şunu diyorum. Ben x trenin hızını buldum. Buradan p toplam diyeyim t toplam. Peki buradaki aracın yer değiştirmesi lazım. Çünkü farkı bulacağım. Peki bakın buradan da aracın yer değiştirmesi için bakın delta x araç diyorum. Bunun için hangi formülü kullanırım arkadaşlar? Bakın istiyorsanız şurada bir yardımcı olması adına formül verdim. Bakın x'ler nedir? Bakın ivmeli harekette bu formül kullanır. Yani bakın V0 çarpı T artı 1 bölü 2 çarpı A çarpı T kare formülünü kullanacağım. Tamam mıdır? Bakın X aracı için. Tamam. Şimdi buraya kadar okey. Şimdi bakın. O zaman hareketi inceliyorum artık. Peki ben bu hareketi tek seferde inceleyebilir miyim? İnceleyemem arkadaşlar. Neden? Bakın arkadaşlar burada bir düzgün yavaşlama var. Durma var ve hareket var. Bakın eğer buradaki ivme 2,5 iken buradaki ivme de 2,5 olsaydı o zaman tamamını inceleyip oradan bir şey yapabilirdik. Ama bakın ivmeler farklı olduğu için buradaki süreleri bulurken ve buradaki x'in aldığı yolları bulurken farklı yapacağım. Yani bakın aslında burada t1 olacak ve burada delta x1 olacak araç için. Burada işte zaten burası delta x2 olacak arkadaşlar. Ve bakın bir de burada delta x3 olacak. 3 defa işlem yapacağız burada. Neden? Çünkü bakın ivme farklı, süreler farklı çıkacak. O yüzden bakın buraya mesela burası için 5 yazarken belki şuradaki durum için 3 yazacağım. Farklı olacağı için her şey farklı çıkacak. O zaman mantığı anladık. Gelin önce t'leri bulalım. Peki buradaki t'leri bulmak için neyi kullanırım? Bak buradaki v 0'ı biliyorum ben. Burada durmuş. Burada yine 25 olacak. Bakın v'leri biliyorum. Başka ne biliyorum? İvmeleri biliyorum. İvmeyi ve v'yi bildik. Yani hızı ve ivmeyi bildikten sonra süre bulmanın bakın hangi formülmüş? Buradaki bu formülmüş. O zaman bakın arkadaşlar artık hesaba başlıyorum. Diyorum ki bakın t1 eşittir için diyeyim hatta şöyle t1 için diyorum. Diyorum ki bak v son eşittir v0 artı a çarpı
T diyeceğim. Yapalım hemen. Bakın V sonumuz ne? Bakın V son derken T1 derken hangi süre yaşıyoruz? Bakın şuradaki durum. Kırmızı ışıktaki durana kadarki durum. O zaman V son kırmızı ışıkta beklemesi, durması o zaman 0 eşittir. Peki V0 ne arkadaşlar? Bakın V0 dediğimiz şey ilk başta nasıl geliyordu? Bakın arabada, trende 25 ile gidiyor. O zaman V0'ımız 25. Artı diyeyim buraya. Peki ivmemiz ne bizim arkadaşlar? Bakın ivmemiz yavaşlama olduğu için eksi 2,5. O zaman ben buraya eksi 2,5 yazmak zorundayım. Çarpı buraya T1 yazıyorum. Buradan arkadaşlar bakın. Karşı yatarsam ne çıkar buradan? Hemen şöyle olur. Hatta buradan yapayım. 2,5 T1 eşittir 25. Buradan da T1 dediğim süre 10 saniye çıkar arkadaşlar. Bakın o zaman ne yapıyor biliyor musunuz? Bu araba kırmızı ışığı görüp frene bastığı anda 10 saniyede duruyor. Tamam mıdır? Şimdi o zaman T1'i buldum. T2 istiyorsanız bakın T1'i bulduktan sonra neye geçelim arkadaşlar? Hemen bakın X1'i de bulayım. Delta X1 bu şekilde gideyim. Peki delta X1'i buradaki şey için şu formülü kullanacağım. Diyeceğim ki bakın V0 çarpı T1 olacak. Artı 1 bölü 2 çarpı A çarpı T1'in karesi şeklinde olacak. Hemen değerlerimizi yazalım. Bu eşittir. Delta X1 eşittir. Bakın V0'ımız yine 25. Bak aynı kullanıyorum. V0'ım 25. Çarpı T1 ne buldum ben? 10 saniye buldum hocam. 10. Artı diyorum 1 bölü 2. Peki ivmem ne? Bakın yine dikkat edin. Eksi 2,5 yavaşlama kısmındayız biz. Şuradaki durma bakın. Buradaki birini hesaplıyorum. O zaman eksi alacağım. Çarpı T1'im ne arkadaşlar? 10 yani tabii bunun karesi. Bakın buradan sonuç 250 yapar. Şuradan da 250 eksi 250 ama 125 yapar. Yani cevap direkt buradan 125 metre gitmiş. Demek ki bakın bu adam hemen açıklıyorum. Trenle yan yana gidiyordu. Kırmızı ışığı gördü. Kırmızı yanıyor. Frene bir bastı. Düzgün 2,5 metre bölü saniye hızla 10 saniye sonra durabildi. Ve bu süre zarfında 125 metre hareket etti. Yani şuranın tamamı 125 metreymiş arkadaşlar. Tamamdır. Peki tamam bunu okeyledim. Şimdi geldim ikinci duruma. Yani şuradaki durma kısmına geleyim. Renk değiştireyim. Bakın şuradaki kısımdayım şu an. Şuradayım ben. Geldim burada bekliyorum. Peki buradaki T2'miz nedir? Arkadaşlar bakın 45 saniye duruyor diyor. Bunun için bir hesap yapmaya gerek yok. O zaman T2 45 saniye. Tamam mıdır? Peki delta X2 nedir? Hocam delta X2 sıfırdır. Neden? Çünkü adam hareket etmiyor ki duruyor. O zaman bakın direkt buraya da geçtik. Şimdi burada sayfam bitti arkadaşlar. Gelin şimdi delta X3'ü ve T3'ü bulalım. Bakın delta X3'ünü şöyle yapayım. Bakın ivmemiz 2,5 hızlanıyor ve ilk 0. Şöyle yapacağım. Bakın şimdi şuradayım. Bak kırmızı ışıklar burada. Kırmızı ışık burası. Bakın arabam şöyle çiziyorum arkadaşlar. Arabam burada. Ne yaptım? Bakın şöyle duruyor arabam. Ve ne oldu arkadaşlar? İlk hızımda burada sıfırım şu an. Bekliyorum. Ve ne oldu? Birden yeşil yanmaya başladı. İşte buradan belli bir harekete çık. Buna biz T3 dedik. İşte şöyle şuraya bir yere gelecek dedik. Değil mi? Şimdi bakın. O zaman yine neyi bulacağım arkadaşlar? Süreyi bulacağım. Buradaki T3'ü bulacağım ve buradaki delta X3'ü bulacağım. Başlıyorum. Bakın V son diyorum yine. Süre bulmak için bunu yapıyorduk. Bakın V 0 artı A çarpı T yapıyorum. Tamam mıdır? Bakın bu durumda ben neyi bulurum? T3'ü kullanırım. Ve buradaki A'mız arkadaşlar hızlanmada bakın 5 metre bölü saniye kare. Bakın tekrar istiyorsanız göstereyim. Bakın diyor ki bekliyor sonra ivmeyle hızlanarak diyor bakın. Tekrar 25'e ulaşıyor diyor. Bakın o zaman ivme 5 hızlanmada. O zaman diyorum ki bakın. Nereye çıkacağım ben? Son hızım ne olacak burada? Bakın 25 metre bölü saniye olacak. O zaman son hızım 25. Eşittir. Peki ilk hızım ne? Duruyordu. Duruyorken yeşil başladı. Öyle harekete başladı. Yani o zaman ilk hızı 0. O zaman artı bakın buraya ivmeye 5 yazıyorum. Eksi yazmıyorum. Neden? Çünkü hızlandırıyor beni. Çarpı süremiz de zaten T3 olacak. Bunu arıyoruz zaten biz. Buradan arkadaşlar bakın 25 eşittir 5 T3'ten. Buradan ben direkt T3'ü ne bulurum arkadaşlar? 25 bölü 5'ten 5 saniye. Demek ki bu adam buradan buraya da 5 saniyede geliyormuş arkadaşlar. Peki tamam 5 saniyede geldi ama bir de x3'ümüzü bulalım. Peki diyorum ki bakın delta x3 düzgün ivmeli harekette nasıl olacak? Bakın v0 çarpı t artı 1 bölü 2 çarpı a çarpı t kareden bulacağım. Değil mi arkadaşlar? Bakın o zaman buradan hemen hesabımızı bu tarafa doğru yapalım. Diyorum ki delta x3 eşittir. v0 t'miz ne? Bakın v0 durduğu nokta. O zaman 0.
çarpı 5 diyorum. Süremiz 5 çünkü buraya T3, T3'ün kübü yazmam lazım. Tamam mı? Artı 1 bölü 2. Peki ivmem ne hocam? 5. Bakın ivme 5 çarpı. T ne arkadaşlar? 5'in karesi. Çünkü T3 dediğimizi bakın buradan 5 bulduk arkadaşlar. Şunu şöyle kare çalalım. Buradan arkadaşlar bakın hesabı yaparsak zaten burası gider 0. Burası 25 çarpı 125 bölü 2'den delta x'im 3'üm eşittir 62,5 metre çıkar. Bakın x3'te demek ki 62,5 metre sonra bakın buraya geliyormuş. Yani şuradaki mesafe 62,5. Doğru yaptık değil mi? 122, evet 125, 125'in yarısı 120, 60, 62,5. Tamam. Bakın bu da bu arkadaşlar. Şimdi bakın istiyorsanız hareketi tamamladım. İstiyorsanız hepsini şurada göstereyim tekrardan. Bak şimdi 125 metre gitti buradan buraya kadar. Ve 10 saniyede gitti bakın. T'de 10. 45 saniye bekledi. Bakın buraya yazdı 45 saniye. Şurası 45 saniye. X'i 0 gitmedi. Daha sonra hızlanmak için bakın. 62,5 metre gitti. Buradan burası 62,5 metreymiş. Peki süresi de arkadaşlar 5 saniye sürdü. Değil mi? Bakın hepsini bulduk şu an. Peki toplam süreye baktığımızda bak 10 saniye buradan, 45 saniye buradan, 5 saniye de buradan ne yaptı arkadaşlar? 60 saniye yaptı. Peki bu süre zarfında tren durdu mu? Durmadı. Bakın sürekli hareket etti. O zaman geleceğim bakın buradan şöyle yapayım. Bakın T1 aldım. Bakın X1 aldım. T2'yi aldım, X2'yi aldım. T3'üm, X3'üm burada. O zaman diyorum ki bakın. T1 eşittir 10 saniye. Delta X1 eşittir 125. T2 eşittir 45 saniye. Delta X2 eşittir kaç arkadaşlar? 0. Çünkü hareket yok. Bakın bunları da böyle almış oldum. T3 ile X3'ü niye yazmadım hocam? Onlar da burada. O zaman artık bakın. Trenin hareketi neydi? Bakın delta X tren. Tren yazıyorum. Nedir arkadaşlar? V tren çarpı T toplam. Tamam mıdır? O zaman bakın şöyle yapıyorum direkt buradan. Delta X tren eşittir. Bakın 25 ile gidiyor. Trenin hiç hareketi de hiç hızı değişmedi. Sürekli 25 ile sabit gidiyor. Çarpı. Bakın T toplam T1 artı T2 artı T3'ten. Yani 10 artı 45 artı 5 arkadaşlar. Ve bakın buradan da cevabı bulduğumuzda biz delta x trenin aldığı mesafeyi kaç buluyoruz arkadaşlar? Hemen hesaplayıp söyleyeyim. Yani 45 55 60 çarpı 25 1500 metre yol gidiyor. 1500 metre yol alır. Tren baştan beri hiç umurunda değil. Kırmızı çıkmış, yeşil çıkmış, durmakmış, beklemeşmiş. Umurunda değil. Adam gidiyor ve 1500 metre yol aldı. Peki bu trenin arabamız kaç ne kadar yol aldı bu süre zarfında? O zaman diyorum ki bakın delta x araç ne kadar yol alır? Şu delta x1 artı delta x2 bunları söyledik artı delta x3 kadar yol alır. Bunların da cevaplarını arkadaşlar bakın burada bulduk. Delta x1'imiz kaç? 125. Nasıl bulduğumuzu gösterdik. Artı delta x2'imiz ne? 0 çünkü bekliyor. Artı delta x3'ümüz de bakın buradaki sabit ivmeli hızlanan hareketten 62,5 metre 62,5 metre yol aldı. Bakın bunları topladığımızda arabanın aldığı toplam yolu bulmuş olacağız. Hemen yapalım. 125 artı 62,5'dan. O zaman bakın bunlar başlangıçta aynı anda başlamadı mı? İkisi de aynı noktadaydı. O zaman delta x fark bana sorduğu bu fark arkadaşlar. Yani ne kadar gerisindedir dediği soru. Bakın 1500'den yani trenin aldığı yoldan 187,5 metreyi çıkarırsam elde kalan değer bana aradaki farkı söyler arkadaşlar. Bu da cevabımızda 1312,5 metredir arkadaşlar. Tamamdır. Bakın cevap budur. İstiyorsanız bir de şekil üzerinde gösterelim. Yani bakın araba buraya kadar, şuradan buraya kadar 187,5 metre yol almış. Tren bakın buraya kadar 1500 metre yol almış. İşte bu aradaki şu farkı arkadaşlar 1312,5 metre arkadaşlar. Zaten bize bunu soruyor. Bakın güzel bir soru. Çok işlem var arkadaşlar. Normalde bu sorunun bir tanesinde sadece bir işlem olur. Ben burada hem hızlananı hem yavaşlayanı süre bulmayı ve sabit hareket konusuyla alakalı bütün hepsini karma olarak sizlere vermek istedim. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Tamam mıdır? Evet arkadaşlar soru çözüm çalışmamızda 4. sorumuza geldik. Hemen okuyalım arkadaşlar. Diyor ki
Aşağıda verilen 8 metre yüksekliğindeki ve kıyıya 0 metre mesafedeki Deniz Feneri Kulesi'nden, herhalde kulemiz burası, 60 derecelik açı ile 15 metre bölü saniyelik bir hızla faydalı bir yük sahile 18 kilometre bölü saat hızla yaklaşan bir gemiye fırlatılmaktadır. O zaman bakın arkadaşlar, hemen yazalım. Şurada bir faydalı yükümüz var, anlaşılan. Bakın buradaki bu faydalı yük şöyle, bakın 15 metre bölü saniyelik bir hızla ve şuradaki şu açımızda 60 derece olacak şekilde fırlatıldığını bize ifade ediyor. Diyor ki fırlatılan bu yükün geminin ön bölümüne düşmesi için aralarındaki mesafe ne kadar olmalıdır demiş arkadaşlar. Şimdi o zaman bakın, ben şimdi soruyu öncelikle şu şekilde bir çizmek istiyorum. Buradan fırlatırsam bakın şöyle bir hareket olur. Gelir 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 gelir. Şurada bir yerde bir maksimum peak noktasına gelir ve buradan aşağıya doğru şu şekilde düşer, değil mi? Şöyle şuraya bir yere düştüğünü varsayalım. Peki neden buraya düştü? Bakın bu süre zarfında sonuçta gemi de hareket edip durmadığı için gemi de işte bu sürede işte diyelim ki gelecek gelecek gelecek, işte şöyle olduğunu düşünelim. Şöyle bir şey olacak. Burada bir yerde olacak. İşte gelecek, bizim yükümüz de tam bu ön bölüme düşecek. Bakın durum aslında hareket bundan ibaret. Bakın burada nasıl var? Bir eğik atış var. Eğik atış dolayısıyla burada bir hareketimiz var ve burada geminin geldiği mesafe var. Peki bize neyi soruyor? Bize sorduğu soru şu. Fırlatıldı, yani ne kadar mesafe varken fırlatılmalı ki bu buraya düşsün? Bakın öncelikle o zaman şöyle yapacağım. Ben şurayla bakın tam şu geminin şu aradaki mesafeyi soruyorum ve biz buna delta x diyebiliriz arkadaşlar. Hatta buna aynı zamanda range dediğimiz atışlarda hani yatay yöndeki boyuta yer değiştirmeye, yatay yöndeki yer değiştirmeye biz range diyoruz arkadaşlar. Biz delta x de diyebiliriz. Peki şimdi bu nasıl oluşacak? Bakın arkadaşlar, atışlarda özellikle eğik atış, yukarı yönlü atış ne fark edersin, ne olursa olsun fark etmeksizin atışlarda bakın x yönünde bir ve x bileşen olarak bir hız oluyor bu tarz bir durumda. Bakın bir de burada ve y yönde bir y bileşeni oluyor arkadaşlar. Hız bileşeni oluyor. Ve yatay eksende, yani x ekseninde her zaman arkadaşlar bakın sabit hızlı bir hareket oluyor. Sadece peki y ekseninde de bakın burada bir yer çekimi ivmesi olduğu için, yer çekim ivmesi g dediğimiz yer çekim ivmesi olduğu için bakın y ekseninde bir hareket var ve bir boyutta, yani y ekseninde sabit ivmeli bir hareket söz konusu atışlarda, x ekseninde ise sabit hızlı hareket söz konusu oluyor. Tamam hocam, okey. Peki şimdi o zaman bakın ne olacak? Buradan şuraya kadar olan mesafeye bakarsam arkadaşlar, bakın burası nedir? Şöyle yazalım. Delta x yük diyeceğim arkadaşlar. Bakın yükün aldığı yol burası. Yani yükün aldığı yol. Bakın şuradaki şu mesafede şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın şuradaki şu mesafede şuraya yazayım. Bu da bakın delta x geminin aldığı yol. Yani o zaman buradaki bu ifadeyi bulmak için ben, yani şuradaki delta x tamamını, yani range dediğim bu mesafeyi bulmak için arkadaşlar, öncelikle delta x yükü toplarım artı delta x gemiyi toplamam lazım ki bu toplamı bulayım. Buraya kadar her şey okey. Peki hocam gelelim buraya. Ben buradaki delta x yükü nasıl bulacağım arkadaşlar? Yük. Hemen diyorum ki bakın. X ekseninde, yani yatay eksende sabit hızlı hareket yapmıyor muydu bu? Evet hocam. Peki atışlardaki bu sabit hızlı hareketlerde yer değiştirmeyi nasıl bulurum? Bakın sabit hızlı harekette yer değiştirme V yük diyelim arkadaşlar. V yükün tabii x bileşeni çarpı t. Aslında x eşittir vt formülünü kullanıyorum. Neden? Çünkü sabit hızlı harekette yol eşittir hız çarpı zaman şeklinde bulunur. Bu gemi için, şey yük için bu şekilde. Peki arkadaşlar, bir de diyelim ki şunu bulacağım, bir de bana gemininki lazım. Bakın gemi yazalım. Peki geminin yer değiştirmesi nasıl bulacağım? Bu da arkadaşlar bakın bu tarafa doğru 18 işte km bölü h ile gidiyormuş. O zaman bu da yine işte v gemi diyelim arkadaşlar. V gemi çarpı t olacak. Tamam mıdır? Ve buradaki t nedir arkadaşlar? Bakın buradaki t şuradan hareketin başladığı andan geçip buraya vurduğu an. Yani arkadaşlar bu aslında t uçuş dediğimiz süredir. O zaman biz buraya t uçuş yazalım. Tamam mıdır? Yani toplam uçtuğu süre kadar olur. Çünkü buraya vurduğunda olay bitecek, işlem bitecek. Olay bu arkadaşlar. Bakın olayı biz daha şu an tanımladık. Peki şimdi ne yapacağım? Şimdi istiyorsanız buradaki uçuş süresini bulmak için şuradaki hareketi incelememiz gerekir. Şimdi arkadaşlar gelin bakın bir temiz bir sayfa açtık. Buradan başlayalım. Bakın bizim yükümüz şurada. Neden? Bakın kule mesafesi burası 8 metre yükseklikte kulemiz. Ve buradan bakın şu yönde bir 15 metre bölü saniyelik bir hızla atış var, değil mi? Peki bu nasıl hareket ediyor dedik. Bakın geliyor 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 geliyor. İşte şöyle geliyor. Burada bir noktada, tepe noktasında gelip böyle bir
Düşüş yaptığını düşünelim ve şöyle olduğunu düşünelim. Şurası da şöyle. Tamam mıdır arkadaşlar? Burası yer olduğu. Burası deniz seviyesi. Yani 0 metre. Bakın bu durumda var. Ve bakın bizim tepe noktamız burası. Yani burada bir hızın sıfırlandığı nokta var. O zaman ben bunu daha rahat çözmek için bakın bunu tek formülle çözemem. İkiye ayırmak istiyorum. Bakın şu şekilde benim buradaki durumumu ikiye ayırdım. Bakın burası birinci adım olsun. Birinci hareket şekli. Burası da ikinci hareket şekli olsun. Peki birinci harekette nasıl bir hareket var? Eğik atış var. Yukarı yönlü eğik atış olayı var burada. Peki ikinci harekette ne var? Sanki buradan da bakın Y yönde düşünüyorum sadece. Sadece Y yönde düşünüyorum. Buradan sanki sabit düşme yani serbest düşme hareketi var. O zaman ben bir için eğik atış, iki için arkadaşlar serbest düşme hareketi yapabilirim. Peki hocam ne yapacağım burada? Bakın buraya bir T1 dersem burada bir süre geçecek. Ben buraya da T2 dersem arkadaşlar o zaman bana lazım olan T uçuş. Bakın tek amacım buradaki T uçuşu bulmak arkadaşlar. Çünkü T uçuşu bulduğumda buradaki direkt değerleri yerine yazarsam cevaba gideceğim. O yüzden bakın T uçuşla ilgileniyorum ben. Peki T uçuş ne arkadaşlar? Kalemimi bulabilirsem T uçuşta bakın T1 artı T2 olacak arkadaşlar. Değil mi? Bakın bunun için uğraşıyorum ben sadece. Tamam geldim. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Buradan formülü bulma. Yani buradaki uçuş süresini bulmak istiyorum. Nasıl bulurum? Bakın şöyle yapalım. Birinci durum diyorum. Birinci durum için ben uçuş süresini bulmak istiyorum değil mi? Ne kullanabilirim? Bakın 3 tane hareket formülümüz vardı. Bu formüllerden A yerine eğer G yani G yazarsak, yer çekimi imlisini yazarsak ve Y yön X yön olarak ayırırsak aslında uçuş formüllerini elde etmiş olurum. Bakalım bakın. Burada bir ilk hız var değil mi? Bana bir ilk hız lazım. Ben Y yönde ilgilendiğim için bir kere şurada V ilk Y diyelim arkadaşlar. Bakın bununla ilgileniyorum. Bir kere VY ilk var ve burada bakın şu nokta nedir? Bakın V'nin sıfır olduğu noktadır arkadaşlar şu taraf. VY'nin diyelim bakın. VY'nin sıfır olduğu nokta tam şu tepe noktası burası. O zaman bakın şu formülü kullanabilir miyim? İçinde süre olan bir formül lazım. Hız olan ve ivme olan. Yani bakın VY'nin bakın VY'nin ilk durum için diyeyim bakın buraya. Birinci durum için VY'nin son hızı, son durumu eşit olacak arkadaşlar. Bakın tekrar VY'nin ilk durumdaki VY'nin ilk hızı eksi G çarpı T şeklinde yazabilir miyim arkadaşlar? Ve buraya da T1 yazacağım. Çünkü ben daha şurayla ilgileniyorum arkadaşlar. Tamam mıdır? Bakın böyle bir formül uygulayabilirim. Bak V sonu V ilki G yani yer çekimimesi ve T lazım bana. E ben burada bakın o zaman buradaki hesabı yapalım arkadaşlar. Nasıl bir hesap yapacağım? Her şeyi yeni yazalım. Bakın V1 son. Yani bakın şurada tam tepeye çıktığı, tam durduğu an. Y yöndeki hız nedir arkadaşlar? Sıfırdır değerli arkadaşlar. Çünkü burada duruyor. Son hız duruyor. Yoksa zaten daha da yukarı çıkardı. Dur, giderdi gitmemiş. Peki V ilk Y ne? Bakın V ilk Y arkadaşlar. Yani şuradaki şu hız. Bakın bize buradaki açıyı 60 vermiş. O zaman 15 çarpı sinüs 60'tır bizim buradaki V Y'miz değil mi arkadaşlar? Neden? Bakın çünkü şuradaki değer lazım bana. Bakın o da buraya denk gelir ve burada bakın açının karşısı, karşı kenar o zaman sin 60 kullanırım. Eğer komşu olsaydı kosinüs 60 kullanırdım. Bakın sin 60 tamam. Eksi diyorum. Neden eksi dedim hocam? Bakın hız bu tarafa doğru. Yer çekim ivmesi her zaman yere doğru. Bakın hızla ivme ters olduğu için bu eksiği kullandım. O zaman diyorum ki bakın 9,81 dedim buraya da. Çarpı T1 dedim arkadaşlar. Peki buradan T1 ne çıkar? Buradan T1'i bakın 0 bunu karşıya atarsam eğer şuradan şöyle karşıya gönderdim. O zaman bakın direkt cevabı yazıyorum. T1 dediğim şey aslında 15 çarpı kosinüs 60 bölü 9,81'den 1,32 saniye çıkıyor arkadaşlar. Bakın T1'i buldum. Evet arkadaşlar biraz önceki sesten dolayı sizden özür dilerim arkadaşlar. Bir problem oldu bilmiyorum bir çalışma var herhalde yan tarafta da şu an biraz azaldı. O yüzden devam edelim. Bakın öncelikle bakın T1'imizi bulduk artık arkadaşlar. Peki şimdi T2'yi bulacağım. Peki T2'yi bulmak için istiyorsanız şuraya ikinci bölüm diyeyim artık. İkinci bölüme geçtik. Peki T2'yi bulmak için yine bu formülü kullanabilir miyim? Bakalım arkadaşlar istiyorsanız yazalım. Bakın T2 için şöyle yapacağım. Yine VY'nin ikinci kısım yani bakın şu kısımla ilgileniyorum artık. Serbest düşmeyle ilgileniyorum. Bakın bu durumun son durumu, son hızı eşittir. Bakın VY2'nin bakın şöyle 2 yazalım. 2'nin işte ilk durumu artı G çarpı T2 yazsam bulabilir miyim? Bakın şuradaki öncelikle artık buradaki V son Y olan bakın şuradan şu yönde olan VY2 burası artık arkadaşlar bakın son durum burası. Gemiye düştüğü an. Peki ilk neresi bakın ilk burası oldu bu sefer. VY0. Peki
O zaman bakın VY2'nin ilk durumu yani tam şu düşmeye başladığı anda VY nedir? 0 bak bunu biliyorum tamam bu okey 0 ama bakın buradaki son durumu bilmiyorum. Ve hadi G'yi de biliyorum okey ve benim bulmak istediğim şey aslında burada T aslında ama burayı bilmediğim için bu formül burada kullanışlı değil. Peki hocam ne yapacağım? Ne yapacağımı söyleyeyim arkadaşlar. Sadece T'yi bulmak için bu formül yok. Bir de T içeren yani içerisinde T olan bir formülümüz daha var. Onu da şu şekilde yazmak gerekirse. Aslında buradaki şöyle oluyor. Bakın delta Y olarak ifade edebilirim. Ve bunu da H olarak ifade ediyorum. Çünkü yerden yükseklik H olarak ifade edilebilir. Bakın H dediğimiz formül eşittir. Bakın V 0 ikinci durumun ilk hızı çarpı T 2 İşte artı 1 bölü 2 çarpı işte G çarpı T2'nin karesi olabilecek şekilde bakın şu şekilde bir formülümüz daha var. Yani bakın burada da T içeriyor. Peki buna bakmak istediğimizde bakalım. Diyorum ki bakın V2 sıfırı biliyor muyum? Biliyorum hocam sıfır bakın. İkincinin ilk hızı burası sıfır okey. T2'yi zaten bulmak istiyorum tamam. G'yi biliyorum okey. Buradaki 1 bölü 2 tamam her şeyi biliyorum. T'yi bulacağım. Peki bunu bulabilir miyim? Bakın. Şimdi buradaki YH dediğimiz yani yükseklik dediğimiz bakın burayla şurası arasının tamamı. Bakın hatta şöyle yapalım. Buranın tamamını bilmem gerekiyor. Bulmam gerekiyor burası için. Peki bunu hesaplayabilir miyim? Şu an elimde yok ama bakın şurayı şöyle uzattığımızda zaten şuraya kadar olan kısım 8 metre. O zaman ben şuradaki şu delta Y dediğim kısmı burayı hesaplayabilirsem işi çözerim. Başka çarem yok çünkü başka türlü yapamıyorum. Peki nasıl yapacağım hocam? Bakın buradaki hızı hesaplamak için elimden gelecek yani şu birinci kısmı yani şu tarafı kullanarak buradaki YH'ı hesaplayabilirim. O zaman ben buradan diyeceğim ki delta Y 1'i hesaplamam gerekir. Aynen şuradan devam edelim. Bakın yine şuradaki formülü kullanarak hesaplayabilirim. Başka neyi kullanarak hesaplayabilirim arkadaşlar? Daha kolay olması adına. Bakın şunu hesaplayabilirim. Şöyle bir formülümüz vardı arkadaşlar bakın. V son Y'nin karesi. Birinci durum için diyelim buraya 1 yazayım bile. Bakın eşittir. V 0 y'nin bakın y'nin ilk hızının birinci durumdaki ilk hızın karesi eksi 2 çarpı g çarpı delta y şeklinde bir formülümüz var. Bu formülü kullanarak hesaplayabiliriz arkadaşlar. Ya da bakın buradaki bu formülü kullanarak da hesaplayabiliriz ama bakın bu formül daha iyi bir şey. Yani burada süre kullanma adına yok. Ama ya da bakın ya da bu formülün dışında ya da şu şekilde de kullanabilirim. Bakın delta y 1 diyelim ben buraya. Delta y 1 eşittir arkadaşlar. Nedir? Yine aynı formülden bakın. V 0 1'in ilk durumu bakın ilk durum çarpı T 1 eksi 1 bölü 2 çarpı G çarpı T 1'in karesi şeklinde de bulabilirim. Bakın iki formülü de bulabilirim. Peki hocam hangisini kullanayım? Hadi şunu kullanalım. Peki hocam sen bir buraya eksi yazıyorsun. Burada artı yazdın. Buradaki G'nin önüne eksi yazdın. Neye göre böyle oluyor? Bakın şuna göre. Birinci durumdayken hızımız ne yönde? Bakın hızlar yukarı yönde V'ler. Peki G dediğimiz yer çekilmesine yönde aşağı doğru. O yüzden bakın ters olduğu için G'yi eksi olarak alıyorum. Peki ikinci duruma geldim. Bakın buradan aşağı doğru inerken bak hız ne yönde? Hız bu yönde. Değil mi? V'ler bu yönde. VY'ler 2 diyeyim şuraya. Peki yer çekilmemesi burada ne yönde? O da aşağı doğru. Bakın ikisi de aynı yönde olduğu için o yüzden buraya artı yazdım. Bunu da kafada okeyledik. O zaman buradan bulalım istiyorsanız arkadaşlar. Hadi ikinci formülü kullanayım. Bakın. Delta Y1 eşittir. Ne olacak? V0 çarpı Y'nin şu durum yani V0Y birinci durumun ilk hızı. Yani bu da nedir arkadaşlar? Bakın şuradan da bulduk. Nedir? 15 çarpı sinüs 60 çarpı bakın T1 lazım. T1'de ben 1,32 buldum arkadaşlar. Eksi diyorum. Bakın değerleri yerine yazacağım. 1 bölü 2 yazayım hadi. G yazayım. Direkt T1'in karesi olarak yazayım. Yer kalmadı. Bakın buradan istiyorsanız hesabı yapmış olalım direkt. Y1'in değeri hemen hesap makinesine hesaplayıp söyleyeyim. Bakın. 15 çarpı sin 60 bu bir kere y1'imiz çarpı t'miz de 1,32 şöyle 1,32 buradan bir değer çıktı arkadaşlar eksi diyorum eksi 0,5 bakın 1 bölü 2 0,5 olarak yazdım çarpı 9,81 yer çekimimiz çarpı arkadaşlar 1,32'nin karesi cevabımız arkadaşlar 8,86 metre çıkıyor arkadaşlar 8, pardon 60 metre çıkıyor. 8,60 metre. Bakın buradan bunu bulduk. İstiyorsanız şuradan da bulabilirdik. Peki V sorumuz ne? Son 0 arkadaşlar. Hatta bu formül daha kolay da diyebiliriz ama neyse bakın. Bunu karşıya atacağım.
İstiyorsanız uzatmayalım. Çünkü çok uzayacak arkadaşlar. Tamamdır, ama aynı formülden siz de istiyorsanız şu formülle bir deneyin. Bakalım sonuç 8,60 mı çıkıyor ya da bir hata yapmış mıyız görmüş oluruz. Şimdi arkadaşlar o zaman bakın, ben burayı buldum. Burasında y1 dedim. Ben burayı buldum şu an. O zaman şimdi şuradaki delta y h ya da h dediğimiz yükseklik veya delta y dediğimiz genel delta y nedir arkadaşlar? Bakın şöyle yazıyorum. Delta y eşittir h'tir arkadaşlar. Bu da eşittir bakın 8 metre. Yani bakın şuraya kadar olan kısım 8 metre. Artı bir de işte burada bulduğumuz, şöyle yazalım istiyorsanız, delta y 1 dediğim değer. Yani şurası. Bakın buradan istiyorsanız tekrar yazalım. 8 artı 8,60. Hani anlaşılmasını uzatıyorum arkadaşlar biraz. O yüzden yani biraz kusura bakmayın ama tam net bir şekilde anlaşılmasını istiyorum. Bunu da bu şekilde yazdık mı? Yazdık hocam. Artık ne yazacağım? Bakın V02'nin ilk hızı. Bakın V02 dediğimiz yer, artık burayı unuttum bakın. Burayı tamamen hallettim artık, birinci kısmı. Şu kısmı bakıyorum. Buradaki ilk hız bakın şurası. Çünkü buradan aşağı düşüyor. Peki ilk hızımız ne? Bakın 0. 0 çarpı T2. Artı diyorum 1 bölü 2 çarpı G9.81 çarpı arkadaşlar. Nedir? T2'nin karesi olacak. Zaten burası 0 gitti. Burası 8 artı 8'den 16, 16.6 oldu arkadaşlar. Bakın 16.6 yazalım buraya. 16.6 eşittir. Bakın buradan işte 1 bölü 2 çarpı 9.81 çarpı T2'nin karesi olacak. İstiyorsanız uzatmıyorum, direkt T2'nin karesi eşittir. Bakalım yapalım. 16.6 çarpı içler dışlar çarpımından, bakın bunu buraya çarpım olarak getiriyorum. Yani 2 bölü 9.81 diyorum. 3,38 çıkıyor arkadaşlar. 3,38 çıkıyor. Tabi buradan her iki tarafında kare kökünü alarak arkadaşlar direkt T2'yi elde etmiş olacağız. Neymiş kare kökünden? Kare kök en sıfır desem 1,83 oluyor arkadaşlar. 8,9 diye gidiyor. Ben oradan hani 84 saniye. Bakın bu da 1,84 saniye çıktı arkadaşlar. O zaman bakın artık T2'yi de bulduğum. Bakın şuradaki tüm mesele alt üstü şuradaki bir süreyi bulmak içindi. O zaman bakın artık T uçuş dediğim süreyi işte T1 artı T2'den arkadaşlar neymiş? Bakın T1'i 1,32 bulduk. Artı T2'yi 1,84 buldum. Ve buradan cevabım da arkadaşlar hemen artı 1,32 diyerek arkadaşlar 3,16. 3,16 saniye. Bakın benim tamamen şuradaki şu meselede 3,16 saniye sürüyor arkadaşlar. Buradan bu faydalı yükü bu hızlatıp buraya düşmesi. O zaman ben T uçuşu buldum mu arkadaşlar? Buldum. O zaman bakın geri geliyorum. Bana çünkü burada lazımdı. Bakın şuraya yazayım. T uçuş eşittir 3,16 saniye. Bakın şuradan bunun atıp buradan buraya gelmesi, bunun da buraya gelmesi 3,16 saniye sürüyormuş. İstiyorsanız şöyle yapalım bakın. Şimdi artık bunu biliyor muyum? Biliyorum. Nasıl? Bakın. 15 çarpı kosinüs 60'tan. Çünkü komşu aşısı. Biliyorum buradan. V gemiyi vermiş. Tamam. Uçuş süresini buldum. O zaman artık teker teker bu işlemleri yapacağım. İstiyorsanız bakın şöyle daha rahat olması adına bir silgi alacağım. Şurayı bir sileyim arkadaşlar. Tamamdır. Neden hocam? Göreceğiz şimdi. Bakın. O zaman şöyle yapacağım. Öncelikle delta x yük. Yükün aldığı yolu bulalım. Yük yazayım şuraya. Nedir arkadaşlar hızımız? 15 çarpı direkt yazıyorum. 15 çarpı kosinüs 60 olarak bulacağız. Bunları artık geçiyorum. Çünkü bunlar vektörlerle ilgili, biliyoruz. Uçuş süremizde 3,16 olarak buldum mu hocam? Buldum. Direkt cevabı buradan hesaplıyorum arkadaşlar. 3,16 çarpı neymiş? 15 çarpı kosinüs 60 arkadaşlar. Cevabımız 23,69. O zaman şöyle yazıyorum ki 23,7 diyelim arkadaşlar. 7 metre. Tamamdır. Bir 3 anlamlı. Yani virgülden sonra bir basamak alalım. Buldum. Yani o zaman bakın arkadaşlar, yükün şu aldığı yol kaçtı? 23,7 metre almış buradan. Şimdi bakın bu burada hareket ederken gemi de durmuyor dedik ya. Gemi de bu tarafa gelecek. Peki şimdi geminin durumunu bulalım. O zaman delta x gemi diyorum arkadaşlar. X yönde aldığı geminin yükü. Nedir? Bakın v x gemi çarpı t u diyorum. T uçuş ne? Peki buraya 18 çarpı 3,16 mı yazacağım? Dağıt arkadaşlar. Yanlış. Bakın burada 3,18'i kilometre bölü saat vermiş. Bunun metre bölü saniye olması lazım bu formülü kullanmak için. Bakın bunu bile bile verdim arkadaşlar. En azından burada bir de birim çevirmeye girelim. Bakın nasıl yapıyorduk? Kilometre bölü saat olarak bu şekilde verdi mi? Bana verdi. Ne yapacağım ben? Bakın kilometreden kurtulup saatten kurtulup metre ve saniyeye geçmem lazım. Öncelikle kilometreye geliyorum. Bakın çektim çizgimi. Kilometre burada mı? Gitmesi için bakın buraya kilometre yazdım.
Ne lazım bana? Metre lazım. Metre lazım. Peki bakın 1 kilometre kaç metre? Bakın 1000 metre. Bak şimdi özünde düşündüğümüzde diyorduk ki bakın 1000 metrede 1000 kilometreye eşit olduğu için bunlar birbirini götürür. Ben buradaki sayısal olarak bir şey değiştirmedim birimsel olarak. Sadece aynı sayıya çarpıp aynı sayıya böldüm gibi anlamına geliyordu. Çarpı. Şimdi de saatten kurtulacağım. Peki saatten kurtulmak için saati buraya yukarı yazdım. Bana ne lazım? Saniye lazım. Peki 1 saat kaç saniye? Bakın 1 saat 3600 saniye arkadaşlar. Kapattım. Başka bir şey gerekiyor mu? Gerekmiyor. Bakın metre saniye. Ne olacak peki bu işlemi yaparsan? Bakın buradaki saatle buradaki saat birbirini götürdü. Kurtuldum. Buradaki kilometre ile buradaki kilometre birbirini götürdü. Kurtuldum. Ve en son şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Bakın 18 çarpı 1000 bölü 3600. Ve sonuç olarak metre bölü saniye kaldı. Zaten bunu istiyordum arkadaşlar. Tamam mıdır? Bakın şuradan 2 0, şuradan 2 0. Buradan biri, bunu buraya 2. Bununla da bunu bölersen 5. Cevabım 5 metre bölümmüş. Yani bu eşittir 5 metre bölü saniyeymiş arkadaşlar. Tamam mıdır? Bakın birim çevirmek de böyle. En azından bir hatırlamış olalım. O zaman diyorum ki artık delta x uzatmadan delta x gemi eşittir 5 bulduk hızımızı çarpı t uçuşumuzda 3,16 arkadaşlar. Buradan cevabımızı hemen istiyorsanız tekrardan bir yapalım. 3,16 çarpı 5. Cevabımız 15,8 metre. 15,8 metreymiş arkadaşlar. Bakın o zaman buradaki gemimiz de bu süre zarfında bakın şu mesafede şuradan şöyle şurası da 15,8 metreymiş arkadaşlar. Peki o zaman benim için genel x nedir? Yani range dediğimiz ya da bir diğer adıyla delta x atılması, fırlatılması gereken mesafe nedir? Yani sorulan mesafe 23,7 artı 15,8 metredir arkadaşlar. Bakın bunları topladığımızda hemen cevabı sizlere söyleyeyim arkadaşlar. 15 artı 8 artı 23,7 metre. 39,5 metrelik bir mesafe. 39,5 metre. Bakın arkadaşlar o zaman bu aradaki mesafe 39 metreyken buradan fırlatılırsa anca o zaman bu geminin önüne düşebiliyormuş. Bakın güzel bir soru. Zorlayıcı bir soru arkadaşlar. Bakın burada çözdüğümüz sorular zorlayıcı sorular arkadaşlar. Çok basit değil. Ama her noktasına değindik arkadaşlar. Şurada bakın şu konuda atış, eğik atışla ilgili neredeyse tüm konulara değindik. Serbest düşme ile ilgili işlem yaptık. Süre bulma, uzunluk bulma, bakın yükseklik bulma, range bulma, x yöndeki hareketleri bulma. Yani bu konuda size gerçekten fayda sağlayacağını düşündüğüm sorular arkadaşlar. Evet arkadaşlar soru çözüm çalışmamızdaki son sorumuza geldik. Dinamikle ilgili bir soru arkadaşlar hemen bakalım. Diyor ki aşağıdaki sürtünmeli 40 derecelik rampalı sistemde M1 kütlemiz 7 kilogram, M2 kütlesi ise 4 kilogram kütleleri veriliyor ve bir iple birbirine bağlanmış. Peki rampa düzleminin sürtünme katsayıları μ statik 0,47, μ kinetik ise 0,35 olduğuna göre sistemin ivmesini bulunuz ve ipteki gerilme kuvvetini bulunuz demiş arkadaşlar. Şimdi bakın bu tarz bir soruda hemen ne yapıyoruz? Bakın ilk yapacağımız iş bu sistemin öncelikle bir ivmelenme yönünü bulalım. Bakın ne olur? Şöyle bir ivmelenme olur değil mi? Bu şekilde bir hareket olur bunda. O zaman A diyelim. Bakın bu tarz sorularda hemen free body diagram çizeceğiz. Peki free body diagramda 3-4 tane adımımız vardı. Bu 4 adımdan 1 ve ikincisini hemen istiyorsanız şuraya yazalım. Bakın birinci adımımız şu. Kütleler için düzlem belirleyeceğim. Ve bakın birinci kütle için düzlem belirlerken her zaman hareket yönü benim için x yönü olacak. İvmelenme yönü de pozitif yönü. O zaman bakın bizim kütlemiz bu tarafa doğru gelir değil mi? O zaman benim M1 kütlesi için bakın x yönü bu yön olur. Y yönü ise arkadaşlar bakın bu yön olur. Değil mi? Birincisi bu. Peki M2 kütlesi için de aynı şeyi yaparsam ne olur arkadaşlar? Bakın M2 kütlesinde de hareket bakın şu doğrultuda. O zaman benim x'im şu yönde bir x var ve şu yönde bir y olacak. Benim düzlemim bu yönde, bu şekilde. Biraz daha dereceli bir şekilde seçeceğim. Birinci adım bu. İkinci adımımız arkadaşlar hareketteki işaret belirlemesi. Dedik ki her zaman gittiği yönü, ivmelendiği yönü pozitif alalım. O zaman bakın bizim durumumuzda yine M1 kütlesi için şöyle yapalım. Bakın aşağı yön pozitif yöndür. Şu yönde pozitif yön alalım. Bizim hareketlerimize göre. Çünkü bakın bu kütle aşağı doğru gelecek. Peki ikinci cisim için M2 kütlesi için pozitif yönü ne yön alalım arkadaşlar biz? Bakın pozitif yön bu yön olsun x'te
Ve Y'de de yukarı yönler pozitif olsun. Neden? Çünkü bakın bizim ivmelenme yönü bu yönde. Bu tarafa doğru gidecek bizim kütlemiz. Biz de hani gittiği, ivmelendiği yönü pozitif alırsak daha rahat ederiz dedik. Bakın şimdi birinci ve ikinci adımı belirledim. Tamamen güzel bir şekilde hallettim, hallettim. Artık üçüncü adıma geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü adımsa free body diyagramı artık çiz. O zaman öncelikle birinci kütleyi çiziyorum arkadaşlar. Bakın M2, M1 kütlemiz şu şekilde burada. Nedir? Kuvvetleri yerleştirelim. Bakın ne var? Bir kere her zaman bir kütle olduğu için arkadaşlar merkezinden aşağı doğru tam yere doğru bir FG dediğimiz yer çekimi kuvveti var arkadaşlar. Hatta buna FG1 diyelim çünkü iki kütlemiz var. İkinci olarak başka herhangi bir sürtünme yok. Bakın yüzeye değmiyor. Herhangi bir yüzey normali kuvveti yok. Bir temas kuvveti yok. Ama onun dışında bir de şu ipte kaynaklanan ve ipten yukarı doğru olan ne var arkadaşlar? Bir ip gerilmesi kuvveti var ve bunu da T olarak ifade edelim. Bakın başka bir kuvvet dediğimiz gibi sürtünmedir, yüzey normalidir, işte başka bir itme çekme gibi bir temas kuvveti hiçbir şey yok. Sadece bu ikisi var. Geldim şimdi ikinci kütleme. M2 kütlemi de şöyle çiziyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde çizdim M2 kütlemi. Şöyle bir kütle. Peki başlıyorum yine. Birinci olarak bakın bir kütle mi kütle. O zaman her zaman bakın merkezinden direkt yere doğru arkadaşlar. Bakın bu merkezden direkt yere doğru olan bir FG2 diyelim. Çünkü ikinci kütlenin olduğu için FG2. Yani yer çekimi kuvveti var. Başka ne var? Bakın bir ip üzerindeki tüm gerilme kuvvetleri eşittir. Bu da buradan bu tarafa doğru. O zaman bakın şuradan şu yönde bir ipte gerilme kuvveti var. Ve bu iki T birbirine eşit. Başka ne var? Bakın arkadaşlar burada bir yer çekimi kuvveti olduğu için bu yer çekimi kuvveti şuradaki yüzeyimize bir etki ediyor. İşte bu yüzeyinde tepki kuvveti olarak yüzeyden tam dik olacak şekilde bir yüzey normal kuvveti var. O da bakın şu yöndedir. Yüzey normali kuvveti. Başka ne var? Bakın sürtünmeyi vermiş adam bize. O zaman bakın şuradaki şu maddeler arasındaki çekimden bu tarafa doğru hareket yönüne ters olacak şekilde şuradan şöyle yapalım. Bakın bu tarafa doğru bir F sürtünme kuvveti olacak. Tamam mıdır arkadaşlar? Bakın 3. adımda da tüm kuvvetleri gösterdim. Şimdi bir sonraki adımda şu. Ben bir düzlem seçtim, bir işaret belirlemesi yaptım. O zaman benim bütün kuvvetlerim bu seçtiğim düzlemlere uygun şekilde olması lazım. Olmayanlar var mı? Var. O zaman bunların da bileşenlerini bulmak lazım. O zaman istiyorsanız renk değişimi yapacağım arkadaşlar. Mavi alacağım. Bakın bu kütle için, birinci kütle için kontrol ediyorum. Birinci kütlemin düzlemi bu şekilde. Bakın X bu yönde, Y bu yönde. Bütün kuvvetlere bakıyorum. X veya Y yönünde mi? Evet hocam. Hepsi bakın X yönünde. İşareti biri eksi biri F artı olması önemli değil. Tamamı X yönündeki kuvvetlerden. Tamam. O zaman bununla bir işlem yapmayacağım. Hepsi okey. Geldim buradaki ikinci kütleme. İkinci kütlemin düzlemini bak bu yönde seçtim. Yani şu yön. Şöyle burayı tekrar seçelim. X yönü. İşte şu yön. Y yön olacak şekilde. Bakıyorum bütün kuvvetlerin bu yönde mi? T'ye baktım okey. X yönünde. Eksi ve artı olması önemli değil. Bakın Fx'e baktım tamam. X yönünde. N'ye baktım yani normal kuvvete baktım. Y yönünde. Ama bakın buradaki F2 kuvveti G yani yer çekimi kuvveti ikinci kütle için benim seçtiğim düzlemde değil. O zaman ne yapacağım bakın arkadaşlar. Buradaki şuradan iki tane benim bileşenime göre bakın şuradan şöyle bir F2'nin Y bileşeni olacak. Bir de bakın şuradan şöyle şu yönde bir F2G'nin yani ikinci yer çekimi kuvvetinin X bileşeni olarak almam lazım. Peki bunları aldıktan sonra bakıyorum bak. Hepsi ya X yönünde seçtiğim bileşende yani düzleme göre ya da bakın hepsi Y yönünde. İstiyorsanız şunların değerlerini de yazalım hocam. Nasıl bulacağım? Bakın burası kaçmış? 40 derecelik vermiş. Gözükmüyor rengi. Kırmızı yapalım. Bakın 40 derece. Nereden biliyorum? Hocam burada vermiş zaten. Peki o zaman bak benim yer çekimi kuvvetim böyle değil mi? Böyle. Bana ne lazım? Bak şu lazım ya da ve bu lazım. Bunları bulmak için bana şuradaki şu açı veya şuradaki şu açı lazım. Bakalım bak. Burası 90 derece olacak biliyorum. E 40 burası ise üçgenden burası 50 derecedir. Ya da şurası da şuranın tamamı da 90 olacak. Burada 40 derecedir. İstiyorsanız biz şuradaki açıyı kullanalım. 50 olarak yapalım. Peki o zaman bu ne olacak? Bakın FG2 çarpı kosinüs 50 olur arkadaşlar. Neden hocam? Bak çünkü şu bileşen yani bak buradaki bileşen üçgen olarak tanımlarsak ne? Kosinüs. Yani komşu kenar olduğu için kosinüs alıyorum. O zaman bakın buradaki FG2'nin Y olarak adlandırdığımız bileşeni de ne olacak arkadaşlar? Bakın FG2 çarpı sinüs 50 olur. Neden? Bakın sinüs 50.
Neden? Bakın buradaki bu bileşen benim buradaki açımın bakın şuradaki şu karşısına karşı kenarına denk geliyor üçgen olarak düşündüğümüzde. Bu da karşıyı bulmak için sinüsle çarparız. Komşu kenarını bulmak için kosinüsle çarparız. Bunları artık öğrendik arkadaşlar. Şu an baktım her şey tamam, her şeyi buldum, her şeyi yaptım. Artık dördüncü adım olan f net eşittir ma ya da f net eşittir sıfır olayını yani formülleri yazacağım ve çözüme gideceğim arkadaşlar. Hemen hızlıca yapalım. İlk olarak bu. Bakın diyorum ki birinci kütle için toplam f x'ler eşittir pardon m çarpı ax diyeceğim. Bakın neden böyle yazdım? Çünkü benim bu yönüm x yönüm bakın aldığım şekle göre. O zaman başlıyorum. Ne var? Pozitif yönde bakın pozitif yön. Hocam ama bu tarafı biz eksi alıyorduk bütün sorularda. Neden böyle oldu? Bakın bunu biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Tamamen işimize geldiğimiz gibi belirliyoruz. Tamamen işlemlerde eksilerle pozitif ve negatifliği kendimiz belirleyerek işimize nasıl geliyorsa o yönü al. Yani tamamen bağımsızsın. Yani hocam biz hep biliyorduk ki şu yön x, bu yön y diyoruz mesela. Kime göre hocam bunu ilk defa birisi böyle olsun demiş böyle olmuş. Sen bunu bu yön x desip bu tarafı y dersen kim karışır? Yani bu tamamen senin bileceğin bir şey tamam mıdır? Hani bu birisi böyle dedi diye böyle olmak zorunda değil. Sen işine nasıl geliyorsa öyle çevir. Amacın senin burada kolay işlem yapmak. Tamam mıdır? Tamam diyorum hocam bakın x o zaman bu ve pozitif yönde. Ben belirledim bunu. Hiç kimse karışamaz. Onun dışında bak eksi t var burada. Neden eksi? Çünkü benim pozitif aldığım yöne ters bak. Ben bu tarafı pozitif aldım. Birinci kütle için bakın tekrar ediyorum. Tamam mıdır? Okey hocam. Başka bir kuvvet var mı? Yok. O zaman bu ne olacak? Bakın. M1 çarpı AX olacak arkadaşlar. Tamam mıdır? Şimdi bu birinci kısım. Geldim ikinci kütleme. Şuradaki denklemi için yazıyorum. Burada iki durum var. Hem Y'ler var hem X'ler var. O zaman öncelikle toplam FY'ler diyorum arkadaşlar. Nedir toplam FY'ler? Sıfır. Çünkü Y yönde bir ivmelenme yok. Ne var Y yönünde? Bakın. Yukarı yönlü bir N kuvveti var. O zaman N pozitif ne? Neden? Bak buradaki aldığım Y de pozitif bu. Başka ne var? Bakın aşağı yönlü. Bakın F G 2 çarpı sin 50 var. Tamam mıdır? Neden? Çünkü bu da neydi arkadaşlar? İşte FG 2'nin Y bileşeni. Tamam mıdır? Aldık bu. Ve bu eşittir 0 olacak. O zaman bakın buradan bunu ben karşıya atarsam direkt n eşit olur yani buna direkt otomatikmen. Ve istiyorsanız cevabını da bulalım. Bakın bize FG2 ne vermiş arkadaşlar? 4 kilo. Bunun yer çekimi ivmesiyle çarpmak yani 4 çarpı 9.81 çarpı sinüs 50 diyeceğim arkadaşlar. Ve buradan cevabım 30 Newton çıkacak arkadaşlar. 30 virgül 0 hatta 30 virgül 0059 diye gidiyor. 30 0 Newton diyorum ben. Tamam mıdır? Bakın n'yi buradan bulmuş olduk. Tamam hocam. Şimdi bu ikinci kısım olarak da 2 yani bunun ikinci kütlenin fx'ini yapmaya çalışıyorum. Toplam x eşittir m1 pardon m2 çarpı ax olacak arkadaşlar. Ve bakın burada dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi de şu. Bakın buradaki ax ile buradaki ax birbirine eşittir. Neden? Bakın eşit bunlar. Çünkü bakın bir iple bağlamışız. İpteki kuvvet gerilmelerini, makara kayıplarını, makaradaki dönme bunların hiçbirini almıyoruz. Bunların hepsi yok varsayarsak o zaman bunlar birbirine eşit olur diyeceğiz. Tamam mıdır? Peki yazalım. Ne var hocam? Bakın T var bir kere. Benim aldığım pozitif yöne göre yazıyorum. Artı T. Yazdım artı T. Başka ne var hocam? Bakın eksi yönde Fs var. Yani F sürtünme kuvveti var. Bakın tekrar buraya göre yapıyorum. Yani benim bildiklerimi unutuyorum. Ben burada bir şey belirledim buna göre yapıyorum. Tamam mıdır? Eksi bir de bakın Fg2 dediğimiz kuvvetin x bileşeni var. Yani bu da F G2 çarpı kosinüs 50 derece. Eşittir işte arkadaşlar. Bu da bakın M2 çarpı AX olacak. Zaten buraya yazdık. İşte bakın tekrar diyorum bu A'ların hepsi birbirine eşit. Şimdi arkadaşlar bakın ne bulduk? Biz burada bir değer bulduk, bir denklem bulduk, burada da bir denklem bulduk. Bu denklemleri çözersek aslında elimizdeki her şeyi bulmuş oluruz. İstiyorsanız daha rahat işlem yapmak için ben buraya denklemlerimi alayım. Bakın ne dedik bir tanesine? FG1 eksi T eşittir. M1 çarpı A bu şekilde olacak dedik. Bir de arkadaşlar ikinci kütleden kaynaklı olan bakın T eksi Fs dedik arkadaşlar. Eksi Fg2'nin kosinüs 50 derecelik olan x bileşeni eşittir. M2 çarpı Ax olacak dedik. Ve arkadaşlar tekrar ediyorum. Buradaki her bir A arkadaşlar birbirine eşit olacak. Çünkü sistemsel olarak bunlar birbirine eşit ve bağlı sistemler bir ip yardımıyla. O zaman arkadaşlar artık devam ediyorum. İşlemleri yapacağım. Ne yapabiliriz? Buradaki T'yi yok etmek istiyorum. O zaman bakın şuradaki denklemi buraya alıp yani FG1'in
eksi t deyip eşittir m1 çarpı ax dersem arkadaşlar, değil mi? Ne yapacağım? Buradan istiyorsanız taraf tarafa toplarsak bunu arkadaşlar, bakın bununla bu birbirini direkt götürdü. Daha sonrasında ne oldu? Yazalım elimizdeki denklemi. fg1 eksi f sürtünme eksi fg2'nin x bileşeni yani çarpı kosinüs 50 eşittir. Bakın ne oldu? m1 çarpı ax artı m2 çarpı ax ve bu ax'ler birbirine eşit arkadaşlar. Şimdi istiyorsanız şuradaki şu tüm değerleri biz biliyoruz. Yazalım istiyorsanız. Bakın fg1 dediğim değer aslında nedir arkadaşlar? Bakın şudur. Bakın hemen bakalım. Bakın f1 7 kiloydu. Bu 4 kilo. O zaman 7 çarpı 9.81 yapacağım. Yani 7 çarpı 9.81 nasıl bulunur? M çarpı ger çekimi ivmesiyle bulunur. Tamam mıdır? Eşittir. Bir değer bulacağım. Peki fg2 çarpı kosinüs 50'yi de bulalım. Bu lazım bana. Nedir bu da? fg2 bir kere 4 çarpı 9.81 olacak bir kere. Değil mi? 9.81 çarpı kosinüs 50 olacak. Bunun da değerini bulacağız. Bir de fs var. Peki f sürtünme kuvveti yani fs derken eşittir. Ne olacak arkadaşlar? Bakın aslında özünde m çarpı n olacak. Değil mi? Peki hemen geri gelelim. Bak mü'yü bir statik mü vermiş, bir kinetik mü vermiş. Hangisini alacağız? Hocam kinetiği alacağım. Neden? Çünkü burada bir hareketli sistem var. Hareketli sistemlerde kinetik olan sürtünme kuvvetini alıyorum. Durgun durumlardaysa, eğer durgun bir sistem varsa o zaman statik olanı alacağım. Burada hareketli var. O zaman tekrar istiyorsanız yazmış olayım. Bakın mü kinetik çarpı n yapacağım. Bu da bakın 0,35 vermişler bize bunu. Çarpı ne olacak arkadaşlar? N ile biz zaten 30 bulmuştuk arkadaşlar. 30.0. Şimdi istiyorsanız bu değerleri hızlıca yapalım ve değerlerini yerine yazalım. Çarpı 0.35 dedim arkadaşlar. 10.52 yani 10 yazıyorum buraya. 10.52 yani 10.5 Newton'muş. Hemen istiyorsanız şuradakini de yapalım. 7 çarpı 9.81 diyorum arkadaşlar. 68.7 diyelim. 68.678 diye gidiyor da ben bunu 67,7 Newton direkt alıyorum arkadaşlar. Onun dışında bir de 4 çarpı 9.81 çarpı kosinüs 50'den ikinci değerimde 25.2 olarak diyorum arkadaşlar. 25,222 diye 222928 diye gidiyor arkadaşlar. 25,2 Newton bizim için yeterli değer. Tamam mıdır arkadaşlar? Bakın artık her şeyi buldum. Buldum. Yani m'leri biliyorum. Tek bilmediğim a. Zaten bana a'yı soruyor. Yazalım değerleri. 68,7 eksi fs'yi 10.5 buldum arkadaşlar. Eksi 25.2 buldum. 25,2. Bakın eşittir. İstiyorsanız bunu da ax parantezine alırsam ben m1 artı m2 çarpı ax olur arkadaşlar. Değil mi? Çünkü bu şekilde alabiliriz. Peki şuradaki işlemi yaptığımızda bakın 68.7'den 10.25'i çıkarırsam arkadaşlar 68.7 eksi 10.5 eksi 25.2. Arkadaşlar gerçekten mükemmel bir sayı çıktı. Hemen şu an çok şaşkınım. 33 çıktı arkadaşlar. Bu da bakın ne oldu burası? Şöyle yapalım. M1'imiz 7 idi. M2'miz de 4'tü arkadaşlar. Çarpı ax oluyor. Bakın ben buradan ax'i de bulursam yani 11'e bölersem direkt cevabım 3 çıkacak arkadaşlar. 3 metre bölsen yani şu an gerçekten şaşkınım arkadaşlar. Tamamen ben bu değerleri yani hiç hesaplamadan böyle kafama göre aldım. Hani sadece sistemi ve soruyu çalışmak istedim ve bu şekilde tam net bir sayı çıkınca çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Çok mutlu oluyorum. Buradan da bakın 3 metre böl saniyelik bir ivme çıktı. Bana sorduğu soruyu geldim. Bakın sistemin ivmesi diyor. Sistemin ivmesi 3'müş. Yani bu tarafa doğru 3 metre böl saniye ve 3 metre böl saniye aşağı doğru geliyor arkadaşlar. Bir de diyor ki ipteki gerilmeyi bulunuz. Yani T'yi buluyoruz. Nasıl bulacağım hocam? Yani bak. İstiyorsan burası bir denklem değil mi? Bu denklemde yerine koy ya da bu ikinci denklem. İster bir de ister iki de denklemde yerine koyarsan T'yi bulursun. Tabii ki şu denklem çok daha basit ve kolay bir denklem. O zaman diyorum ki bakın F G1 eksi T eşittir. Bakın M1 çarpı A olacak. Ben buradaki şöyle AX diyeyim. Her şeyi buluyorum. Yerine yazıyorum. Bakın F1G'yi zaten 68.7 olarak bulduk. 68,7 yazdım. Eksi T zaten bana sorulan soru eşittir. Bakın M1 7. Bakın sakın 11 yazmayın. M1'i alıyorum burada 7. A'yı zaten buradan 3 bulduk arkadaşlar. Cevabım buradan sonra istiyorsanız hani tekrar uzatmayayım. Direkt T eşittir diyorum arkadaşlar. Hemen yapıp cevabı söyleyeyim sizlere. 68.7'den şöyle olacak bakın. Şuradaki şu çarpımı karşıya atacağım. Eksi diye geçer. Bunu da bu tarafa atarım. Artı diye geçer. Yani 68.7 eksi 21 eşittir 47.7. O zaman cevabımız 47
9.7 Newton'muş arkadaşlar. Bakın T'yi de bu şekilde bulmuş olduk arkadaşlar. Bakın gerçekten ben hani belki biraz uzattım, belki biraz sizi sıkmış olabilirim ama arkadaşlar bakın burada çözdüğüm soruları gerçekten böyle özenle seçmek istedim ve soru her şeyi kapsasın istedim arkadaşlar. Tüm konuyu kapsaması adına bir çalışma yapmak istedim ve bu konuda da gerçekten iyi bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Bakın sorular kolay sorular değil ve hepsi güncel hayattan gerçekten böyle işlem yoğunluğu olan sorular arkadaşlar. Hani size gerçekten anladıysanız, güzel bir şekilde anlatmış ve aktardıysam kesinlikle sizlere fayda sağlayacağını ve faydası olacağını düşünüyorum. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Dönem içi sınavlarınızda, quizlerinizde, vizelerinizde neyse hepsinde sizlere umarım faydası olur bu soru çözümünün. Biraz uzun bir video oldu ama o da size şeyimiz olsun, bir yani bizim kabahatimiz olsun. Bir sonraki videomuzda tabii ki burada bitirmiyoruz. Artık kanalı kapatmıyoruz. Tabii ki devam edeceğiz kaldığımız yerden. Konularımıza devam edeceğiz. Soru çözümlerimize devam edeceğiz. Hepinize kolay gelsin. Başarılar diliyorum herkese.